Ve akabinde Allah Azze ve Celle 48. ayette bize şunu söylüyor. Burası önemlidir. Buranın üzerinde biraz duracağız. وَمَا كُنْتَ تَتْلُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَغُطُّهُ بِيَمِينِكَ Sen bundan önce ne bir yazı okur ne de sağ elinle onu yazardın. Bakın şimdi Allah Azze ve Celle kitaplarından bahsettikten sonra ehli kitaba şöyle şöyle cevap ver dedikten sonra zalim olanların, hain olanların, kafir olanların bunu inkar edeceğinden bahsettikten sonra Allah Azze ve Celle önceki kitaplarda peygamberin bir vasfından bahsediyor. Allah Subhanahu ve Teala Araf suresinde nebisi için diyor ki onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı bulacakları o ümmi peygambere iman ederler. Ona uyarlar. Yani demek ki bu ayetten de anlaşılacağı üzere bu peygamberin ummi olması Tevrat'ta ve İncil'de yazılıydı. Ve zaten bu ayetten de anlaşılacağı üzere Muhammed Aleyhisselatü Vesselam okur yazar değildi. Yani okuma ve yazma bilmiyordu. Bunun birçok sebebi vardır kardeşler. Birincisi Allah Azze ve Celle bir önceki kitaplarda bu peygamberin ummi olacağından bahsetti. Bu onun vasfıydı. Yani düşünün gerçekten Tevrat okuyan bir adam İncil okuyan bir adam İncil'i okuduğu zaman öyle bir peygamber gelecek ki o okuma yazma bilmez. Bunu okumuşlar. Bunu biliyorlar. Tevrat'ı okuyan da bunu biliyor. İncil'i okuyan da bunu biliyor. E Allah Azze ve Celle de bunun şartlarını yerine getiriyor. Nasıl yerine getiriyor? Allah Azze ve Celle dileseydi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam başka bir beldede okur yazarın çok olduğu bir yerde de yetişebilirdi. Ama Allah Azze ve Celle onun kaderini öyle bir takdir etti ki düşünün Küçük yaşta annesini kaybetti. Babasını kaybetti. Dedesinin himayesine girdi. Dedesini kaybetti. Sonra amcasının himayesine girdi. Ve Mekke'de yetişti. Mekke'de yetişti. E, Mekke'de okur yazar çok azdı. Elle sayılacak kadar azdı. Düşünün. Yani koskocaman Mekke'de tarihçiler anlatıyor. Çok az kişi okuma yazma biliyor. Çok az kişi. Hatta ilk Müslüman olanlardan birkaç kişi biliyor. O kadar az. Böyle bir durumda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da okuma yazma bilmesi düşünülemez. Bununla alakalı Allah Azze ve Celle dedim ya şartları yerine getirdi. Şartları oluşturdu ki ta ki peygamber olsun. Ve siz de bilirsiniz ki bunun başka bir delili de şudur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biz okuma yazma ve hesap bilmeyen bir kavimiz diyor bir hadiste. İlk ayetin geldiğini düşünün ne diyor? Oku diyor. İkra diyor. Ben okuma bilmem diyor. Bir daha sıkıyor ben okuma bilmem diyor. Bir daha sıkıyor ben okuma bilmem diyor. Ondan sonra okumaya başlıyor. Yani okuma bilmeyen bir peygamberin bu kadar fesahatli, bu kadar belagatli, bu kadar icazı güzel, açık, net, mucizevi sözler getirmesi, ayetler getirmesi sizce başlı başına bir mucize değil midir? Tabii ki mucizedir. Düşünsenize hem okuma yazma bilmeyen bir şahıs size birden bire geliyor geçmiş peygamberlerin hayatlarından bahsediyor. Yusuf Aleyhisselam'ın hayatından bahsediyor. Hem de başından sonuna kadar. Neden? İşte bu onun bir mucizesiydi. İnsanların buna iman etmesi gerekirdi. Ehli kitabın şunu demesi gerekirdi. Bu adam okuma yazma bilmiyor. Tevrat okumuş değil. İncil okumuş değil. Herhangi biri kitap vermiş değil. Kitap ehlinin yanına girip çıkmış değil. Bu adam nereden öğrendi? Deyip ona iman etmesi gerekirdi. Demek ki bu adam Allah'tan vahiy alıyor demesi gerekirdi. Ama zalimler, kafirler ne yaptılar? Bunu reddettiler. Reddettiler. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin şartlarından bir tanesi de buydu. Okuma bilmezdi ve sağ eliyle de yazı yazmazdı. Burada bir tabirdir, mecazdır. Yani o daha önce yazı da yazmamıştır. Alimler ihtilaf etmişler. Şöyle bir ihtilaf var. Bunu da kısaca nakledeyim. Yoksa uzun uzun konumuz uzar. Şimdi Bazıları dediler ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ömrünün sonlarında biraz okumayı yazmayı öğrendi dediler. Bunu bazı zayıf delillere dayattılar. Dediler ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ömrünün sonunda okuma yazma bildi dediler. Bazıları dediler ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biraz biliyordu. Hatta Hudeybiye'de dedi ki bana göster dedi. Muhammed yeri neresidir bana göster dedi. O da gösterdi Ali radıyallahu Anh kendisi onu sildi Abdullah'ın oğlu Muhammed yazdı diyorlar. Hatta ravi ek olarak şunu nakleder. Der ki ama yazısı çok güzel değildi diye nakleder. Bazıları bunlara dayanarak şunu söylüyor. Diyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam birazcık biliyordu. Hatta bazıları şunu söylediler. Dediler ki özellikle İmam Kurtubi hocasından naklediyor. Diyor ki bizim zamanımızda benim bir hocam vardı diyor. Bu konuda o kadar aşırıydı ki diyor. Böyle diyenleri tekfir ediyordu. Neden? Çünkü bu ayete ve ayetin zahirine ters diyerek. O da diyor ki bunlar diyor ayetin zahirine ters değildir. Değildir. Ancak tercih edilen görüşe göre Peygamber aleyhissalatü vesselam okuma ve yazma bilmezdi. Bunlar neye hamledilir? Bunlar şuna hamledilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam orada elçisine yani katibine bunu yap dedi denilir. Neden? Çünkü bu böyledir. Bir önceki rivayette ömrünün sonunda okuma yazma öğrendi. O da zayıftır diyor. Böyle kendilerine göre bazı şeyler getiriyor. Kadı İyad da şunu diyor. Diyor ki peygamber aleyhissalatü vesselam okuma ve yazma ilmini biliyordu. Çünkü Muaviye biliyorsunuz ki onun vahiy katibiydi. Bununla beraber ona dedi ki ey Muaviye işte B harfini böyle yap. Keskin yap. Sinleri böyle yap. Mimleri kör yapma. Allah lafızlarını şöyle yap. Er Rahman Er Rahimleri böyle yap diyerek ona tarifte bulundu. Bu da bize gösteriyor ki diyor Kadıyat Allah Azze ve Celle ona bu ilmi öğretti ama yazmayı ve okumaya engel oldu. Men etti onu diyorlar. Allah en doğrusunu bilir. Dediğim gibi İbn Kesir'in, İmam Kurtubi'nin ve birçok alimin üzerinde bulunduğu görüş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayetlerin zahirine göre ne okuma ne yazma bilmiyordu diyorlar. Dediğim gibi burası aslında bizi çok böyle şey yapacak bir durum değil. Ancak biz yine de bunu söylemiş olalım. Tabi ayetin devamında اِذَا لَا tebel Öyle olsaydı batıla uyanlar kuşku duyarlardı. Yani sen okuma yazma bilmiş olsaydın biraz önce size zikrettiğim şekilde ne derlerdi? Bu ehli kitabın yanına gitti, öğrendi, geldi derlerdi. Çünkü biliyorsunuz Kureyşliler aynısını söylediler. Dediler ki sen gittin şundan şundan öğrendin. İşte Perslilerin hikayeleri vardı. Sen ne yaptın? O hikayeleri öğrendin. Geldin bize bunları anlatıyorsun diye bazı şeyler söylediler. Hatta bugünkü müşriklerin de aynı şeyleri söylediklerini duyuyoruz. Ne diyorlar? Bugünkü ateistler, deistler diyorlar ki Muhammed çok zeki bir adamdı ve ondan dolayı bu Kur'an böyle diyorlar. Yani kendisi yazdı diyorlar. E biz de diyoruz ki işte bu ayet bunu gösteriyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam okuma yazma bilmiyordu. Ümmiydi. Vasfı buydu. Tevrat'taki vasfı, İncil'deki vasfı buydu. Bu tür şüphecilerin şüphelerinin önünü kesmesi için zaten bunu takdir etmiş. Onun okuma ve yazma olayını bilmediğini takdir etmiş diyebiliriz. Demek ki bu böyle olsaydı ehli kitaptan olan kimseler ve bununla beraber Kureyşliler bunu söylerdi. Biraz önce dediğim gibi bizimkiler de söylüyor. Ata ister de ister. Diyorlar ki evet Kur'an'daki ayetler tutarlı bazı yerler ve çok belagatlı, fesahatlı, çok açık, güzel sözler vardır. Ama Muhammed aleyhissalatü vesselam haşa çok zekiydi kendisi yazdı diyorlar ki böyle bir şey söz konusu olamaz. Dediğim gibi bu ayet bunlara cevap verircesine diyebiliriz. Evet.